dışarıda yapılıyor dediğimiz şey kötüyse, peki biz nerede duruyoruz? Biz işte imkansız olanın gerçekleşme koşullarını aradığımız yerde duruyoruz. Örneğin ya ben kolonsuz bina yapmak istiyorum, taşıyıcı sistem sevmiyorum diyorsanız, elektromanyetik alan üzerinde bina nasıl yapılabilir diye kafa yormaya başladığınız yerde mimarlık mümkün. Biz bunu denemiştik mesela, bizim öğrencilerimizden bir tanesi gerçekten mıknatıslar kullanarak, böyle altlı üstü mıknatıslar ve bakır kablolar kullanarak iki döşemeyi nasıl birbirine bağlı tutabilirim de, diye denemişti. Burada mimarlık başlıyor. Şimdi bunu yapmadığınız yerde ne oluyor? Ya kariyerinizle ilgili sizi mutlu etmeyeceğini düşündüğünüz o gerçekten taşıyıcı sistemiyle, malzemesiyle, müşterisiyle bir gerçeklik olan mimarlık alanına gitmek istemiyorsunuz, istemiyor insanlar. Bunun yerine bir ihtimal 2 milyon dolarlık dijital bir oyun yaparsam zaten şey sorunu da ortadan kalkmış oluyor. Ayakta durma sorunu ortadan kalkmış oluyor. Fiziksel böyle doğrudan bir takım müşterilerle, ki yani hiç öyle değil. Burada oyun geliştirme şirketinde çalışan arkadaşlar varsa yatırım almak için ne tür acılar çektiklerini anlatsınlar sizlere. Böyle startup kurmak hiç kolay bir iş değil. İnanın bana, mimarlık yapmayı mumla ararsınız. Daha güvenli, daha az insanla temas edeceğimizi düşündüğümüz, getirisinin daha yüksek olduğu bir alana yönelmeye çalışıyoruz. Orada da şöyle bir şeyimiz var. Ya evet, bu mekanların hepsi de mimarlar tarafından tasarlanmalı. Zaten biz bununla ilgili eğitimi aldık. En iyisini biz yaparız. Ama ben bunu biraz işte şey olarak görüyorum. Güvenli sularda riske girmeden gerçekliğiyle temas etmediğimiz bir şeye yönelmek olarak görüyorum. Halbuki oyunun da bir strüktürü var. Oyunun da bir gerçekliği var. Onu da gerçeğe dönüştürmeye başladığınızda aynen yapı yapmak gibi bir problemle karşılaşacaksınız. Birinci konu bu. Yani önce buna açıklık getirmek isterim. İkinci konu, bu sektör nereye gidecek? İnanın bana, bu sektör mimarların eline kalmayacak. Çünkü oraya girdiğiniz andan itibaren mesele gerçek bir mimarlık yapmak değil. Herkes kendine level designer diyor. Mesela kimse mimari tasarım yapıyorum demiyor. Level tasarlıyorum diyor. Mimarların eline kalmayacak çünkü aracın kendisi, o sektörün, oyun sektörünün kendi dinamikleri, oyuncuların beklentileri ve kullandığımız cihazların, işlemcilerin gücü vesairesi belirleyici olmaya başlayacak. Ben 4 senedir sürekli olarak özellikle mekansal kurgusu çok güçlü olan oyunları oynayan arkadaşlarla böyle uzun sohbetler yapmaya çalışıyorum. Kimsenin de mesela özellikle mimarlık öğrencileriyle mekana dair, mekanla temasını o kadar güçlü olduğunu görmüyor. Bu da oyunun kendi doğasıyla ilgili bir şey. Oyunun doğasını iyi çözersek şunu göreceğiz. Mekanın kendisi değil, sizin rekabet duygunuz, hayatta kalma içgüdünüz, işte sosyalleşmeye ihtiyacınız, kazanma güdünüz. Yani oyunun herhangi bir şeyden bağımsız olarak, hedeften bağımsız olarak kendi iç dinamikleri bizi orada tutuyor. Ya da bunun gerçeğe yakınlığı. İnsanlar Ben ya bakın, buyurun. küçük bir noktada birazcık katılmıyorum bu dediğinize Buyurun. aslında. Burada aslında biz birazcık mimarın mesleğini çok daha basit tanımlamaya başladık gibi geliyor bana. Çünkü mesela şöyle bir şey olamaz mı? Bir senaryo geliyor çoğu kez. Ve senaryoyu okuduğunuz zaman senaryolarda şu şekilde yazmıyor. Eskiden evet bu şekilde yazıyordu ama işte görkemli bir yapı var. İşte karakter burada içeri giriyor ve sağında solunda oda var. Bu odaların birinden geçiş yapması gerekiyor. İşte bir game tasarımından sonra böyle bir brief geliyordu. Ama artık daha çok yani oyuncunun hissetmesi gereken duygu söyleniyor. Yani aslında geri kalan kısım tamamen tasarımcıya kalabilir. Yani yine bir duyguyu, yani mimar diyelim ki oradaki insana kötü hissettirmek istiyorsa kötü hissettirebilir. Korkutmak istiyorsa korkutabilir. Merak uyandırmak istiyorsa merak uyandırabilir. Duyguyu tasarlıyor. Yani gündelikte yaptığımız şey de yine aslında bu. Şimdi biz çoğu kez mimarlar kullanıcıların güzel ve rahat edeceği, mutlu olacağı yerler tasarlarlar. Lakin burada sizin de örnek gösterdiğiniz gibi kötülerin yapıları her zaman daha iyidir. Hitler koridoru. Hitler koridorları daha çok oraya gelen kişinin gerilim aksında olmasını sağlar. Yani oradaki kullanıcının rahatsız olmasını istersin. Yani biz belki mimarın tasarlayacağı şeyi yanlış anladığımız için sektörün bize kalmayacağını düşünüyoruzdur. Mimara tasarlayacağı şeyi söylenmemeli. Tasarlayacağı şeyin ne hissettireceği söylenmeli. Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Bu konuda benim endişem şudur ki,
Mimarlara eğitim boyunca insanların ne hissedeceklerinden çok mimara ne hissettireceği söyleniyor. O yüzden mesela şiir okumayan, resimle teması olmayan, roman okumamış bir mimarın insanlara ne hissettirebileceğini ben çok düşünmüyorum. Çünkü biz bunların hepsini bu insana dair dedim ya başta sıfatlar toplamı ve bu sıfatları biz sanatla keşfediyoruz. Mimarlık eğitimi eğer bunları kazandırıyorsa başarabilir. Ama benim gördüğüm, bu söylediğinizi çok katılıyorum. En iyi kazandıranlar çok iyi roman okuyucuları. En iyi kazandıranlar çok iyi şiir okuyucuları, sinemayla, efendime söyleyeyim çizgi romanla temas edenler. Mimarlık eğitimi ve mimarlık ortamı bunlarla daha çok temas ettiğinde belki o zaman daha güçlü bir şeye ulaşabiliriz. Daha iyi yapabiliriz işimizi. Ama diğerine zaten yapamıyorsa gerçek dünyada da yapamıyor. Halbuki bu arada şeyi söyleyeyim, mimarlar her zaman iyi hissettirmek için yapmıyor. Bazen kötü hissettirmek demeyeyim de insanların kaçınılmaz olarak kendilerini değersiz ve kötü hissettikleri mekanlar tasarlamak zorunda kalabiliyorsunuz. Çok insani nitelikleri olmasına rağmen bunlardan bir tanesi mesela cezaevleridir. Ben dediklerinize katılıyorum. Son küçük, teşekkür ederim. Son küçük bir şey daha dedim. Küçücük bir şey daha sormak istiyorum. Ondan sonra özür dilerim. Çok soru sordum. Sizce bir mimarın, benim de kendime bir fikrim var ama sizin fikrinizi de çok merak ediyorum. Sizce bir mimarın temel gündelik hayatta iyi yapması gereken şeyler neler? Bir mimar şunları yapabilmeli. Mesela benim kendi fikrimi söyleyeyim. Bence bir mimar yemek yapabilmeli. Yani çünkü yemek bir karışımdır. Dengedir. Denge işi, duygu işi, karışım işi. Bunun gibi sizin de roman okumak dediniz. İyi bir roman okuyucusu veya anlatıcı olması gerek dediniz. Sizce iyi bir oyun mimarına dönüşebilmesi için bir kişinin normal mimarlıktan çıktıktan sonra neleri iyi yapabiliyor olması gerek? Çok böyle tricky bir soru. Şu yüzden tricky bir soru. Bunun iki ucu var. Bir tanesi gerçekten kendini inşa edebilmeli. Kimliğini, varlığını, kendisini gerçekleştirmesini profesyonel kimliği üzerine kurmamalı. Önce bir insani varlık inşa edebilmeli. Kendisini bu anlamda gerçekleştirmeli. Bunu yaptığı zaman profesyonel hayatın gereklerine de daha iyi temas edecek. Ne demek istiyorum? Dedim ya, insan ihtiyaç duyduğu şeyleri öğrenir. İyi bir oyun mimarı olabilmek için ben neyi yapmak istiyorum? Neyi iyi yapabilirim? Piyasa bunu istiyor. Dışarıda bunu istiyorlar diye bir şeyi öğrenmeye başladığınızda inanın onu sizden daha hızlı öğrenecek bir sürü insan çıkar ve sizi geride bırakır. Ama siz neyi yapmak istediğiniz konusunda kendinizi tanırsanız, kendi duygunuzu tanırsanız, becerilerinizi dondurma. Tanırsanız, dondurma severseniz iyi bir şey. Birisi dondurma yemeye gidiyor galiba. Neyi sevdiğinizi bilirseniz, neyi nasıl yapabileceğiniz konusunda farkındalığınız olursa profesyonel olarak da başarılı olursunuz. En başarılı insanlar, yani bunu böyle bir rekabetçi şey içerisinde söylemiyorum ama yani başarı bir insanın kendisini gerçekleştirme seviyesinden memnun olmasıdır temel olarak. Neyi, nasıl yapabilirim, bunu öğrenmek için neye ihtiyaç duyuyorum, kendimde neyi değiştirebilirimin farkında olan insanlar. İhtiyacımız var. Bunu yaparsanız iyi bir mimar da olursunuz. Mutlu bir mimar olursunuz en önemlisi. İyinin tanımını bilmiyorum. Hani alışveriş merkezinde herkes dükkanları dolaşsın diye merdivenleri farklı yerlere yerleştirmek de bir iyilik ölçütü olabilir. Ya da ya iyi bir alışveriş deneyiminin koşulları nedir? Herkes bundan nasıl mutlu çıkabilir diye kafa yormak ve bir şeyi denemek de iyi bir mimarlık olabilir. Siz hangisine koyuyorsanız kendinizi keşfedip öyle inşa etmeniz lazım. Diğer türlü inanın bana rekabet etme şansınız yok. Çünkü neyi nasıl yapabileceğini bilen ve kendi öğrenme sürecini yönetebilen insanlar hop sizi geçiverir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katkılarınız için. Bu arada iki kişi daha el kaldırmış. Selinay ve Aybike. İlk önce Selinay'a söz vereyim. İlk o kaldırdı. Öncelikle sesim iyi geliyor mu? Çünkü bağlantım birazcık sıkıntılı olabilir. Gayet iyi geliyor. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Hocam ben sadece şey için hani bu sektör mimarlara kalmaz gibi bir sözünüz oldu. Onun için birazcık farklı bir yorumum var. Bence bu oyun sayesinde yıkılan kentleri de tekrar oyunlara taşıyabiliriz. Tekrar yaşatabiliriz ve hani bizim başımıza gelen bir örnek Hatay, Maraş. Mesela bunları bence oyuna yansıtıp bu yıkılan kentlerimizi tekrar yaşatabiliriz ve bence bu şekilde gelecekte de bu sektör bizim elimize kalabilir diye düşünüyorum ben bir noktada. Teşekkür ederim. Çok özel bir noktaya değindiniz. Hep kültürel miras deniyor, kültürel miras deniyor, yapılı çevre mirası deniyor ama bir hayattan bahsediyoruz. Hayat çok canlı bir şey, çok dinamik bir şey. Bir sürü bileşeni var. Söylediğinize benzer bir çalışmayı biz TOBETÜ'de bir grup lisans ve yüksek lisans öğrencimizle Çatalhöyük üzerinden deneyimlemeye çalışıyoruz. Mesela Çatalhöyük'ü bir hayatta kalma oyununa dönüştürmeye çalışıyoruz. Minecraft için açık sunuculu. Epeyce de bir ilerledik. Sağ olsun Çatalhöyük Kazı Başkanlığı da hocamız da Ali Umut Hoca destek verdi. Bizimle epey bir
veri de paylaştı. Bu çok önemli bir şey ama sanal dünyanın sağladığı etkileşimle gerçek dünyanın sağladığı etkileşimi de böyle çok birbirinin yerine koymak da çok mümkün değil. Evet, ya beynimiz inanılmaz. Bakın göz ve beyin inanılmaz. Mimarlık eğitiminin herhalde bize kazandırdığı en temel özelliklerden bir tanesi bir çizime bakıp hem de şimdi eskiden sadece iki boyutlu çizimlere bakılıyordu. Ben öyle bir çağdan geliyorum. Rapido ile çizilen bir çağdan geliyorum. Hani hepsine de rastladım. Yani o AutoCAD 9'la başladım. Renderları da gördüm. Lumion'a da geldim. Şimdi VR'da kendimde bir takım şeyler yapıyorum. İki boyutlu bir plana bakıyorsunuz. Kurşun kalemle çizilmiş ya da Rapido ile ve onun çizgilerinin bir araya gelişinden, çizginin kalınlığından, yüzeyin üzerine atılmış iki tane böyle noktadan dokusunu malzemesini hayal ediyorsun. Mimarlığın bize kazandırdığı böyle bir beceri var. Bu bir dil. Denir ya, o dili öğreniyoruz, konuşmayı öğreniyoruz. Ama o doku, o malzeme, o malzemeyle etkileşiminiz, bellek, bunlar fiziksel dünyada başka yerlere de temas ediyor. Bir milyon değişik şeye temas ediyor. Ha, bunu sanal dünyada kurmamız mümkün değil mi? Mümkün. Kurulabilir. Bu da kendi içinde başka bir kültür yaratacaktır. Birbirinin alternatifi değil ya da hani öbürünün yerine bunu koyabiliriz değil. İkisinin birlikte var olmasının koşullarını aramamız gerekiyor. Ha, şuna inanıyorum ama zaman içerisinde bu dijital dünya, sanal gerçeklik ortamındaki dijital ikizler ya da benzeri mekansal kurgular, yapılı çevreler, onun yapılı çevreleri kendi kültürünü üretecek. Bu kaçınılmaz. Hele de işte haptik araçlar, kıyafetler, bu Ready Player One, hani bu gerçek artık o kadar uzakta bir yerde değiliz. Bunları kullanıyoruz zaten. Ama olabildiğin birbirini destekleyecek şekilde gidersek sanırım ikisinden de daha çok keyif alabiliriz. Bu mimarlara kalmazı niye söylüyorum? Bakın, konu sadece mekanı tasarlamak değil. Konu mekanı tasarlama otoritesine sahip olmak da değil. Diplomayla bu otoriteye sahip olmanız bunu yapabileceğimiz anlamına gelmiyor. En sevdiğimiz mimarlar, yani benim en sevdiklerim Le Corbusier, mimarlık okumamış bir insan. Tadao Ando, mimarlık okumamış bir insan. Frank Lloyd Wright, mimarlık okumamış bir insan. 100 yıl öncesinin insanlarından bahsediyor olabilirim ama bugün dünyanın birçok yerinde mimarlığı örgün eğitim içerisinde almadan keşfetmiş ve yapabilen insanlar var. Hala mesela biz gecekondulardan ne öğrenebiliriz diye bakıyoruz. Mimarlık öğrencisi olup da hayatının bir döneminde gecekondu müthiş, orada mekansal bir şey var demeyen var mı aranızda? Ya da ya işte şeydeki kale içi evleri, Ankara'daki Çin, Antalya kale içi, Antalya İbradı düğmeli evleri falan, herkes bunlara hayranlıkla bakıyor. Bunların mimarı yok. Pirinçhan, ben her sene öğrencilerimi Pirinçhan'a götürürüm. Zamanla oluşmuş bir şey. Bunu daha iyi yapmanın yolu mimarlık eğitiminden geçmiyor. Bunu yapmanın tekniğini öğrenmek başka bir şey. Bunu yapabilecek donanıma sahip olmak başka bir şey. Otoriteyle yapabilir olmayı birbirine karıştırmamak. Tekrar söyleyeceğim. İnsanı tanıyacağız. Evreni tanıyacağız. Felsefe o yüzden çok önemli. Sanat o yüzden çok önemli. Ben burada saatlerce size Heidegger'in, efendime söyleyeyim, Zizek'in insan tanımı üzerine felsefi bir konuşma yapabilirim. Ama hiçbiri Schreck ve eşeğin insanın soğan kabukları gibi, soğan gibi olduğu ve katmanları olduğu üzerindeki mısır tarlasından geçerken yaptığı konuşma kadar etki etmez. Çünkü sanat bize dair bir şey. Tıpkı oyun gibi. Oyunu da insana dair bir şey. İnsan olma fırsatı olarak, insanın kendini tanıma fırsatı olarak görürseniz bir mimar olarak müthiş mekanlar tasarlayabilirsiniz. Ama konu tekniğe, aracı kullanmaya indirgenirse bunu inanın sizden daha iyi yapacak biri bir sene sonra çıkar. O yüzden mimarlara kalmaz diyorum. Eğer sadece konu mimarlık eğitimi almak ve proje stüdyosunda bilgisayarda ya da kağıt üzerinde kompozisyon yapmaya indirgenirse. Yani bu çizgiyle bu çizginin oranı biraz da hiyerarşik olursa ve bunun ritmine dikkat ederseniz bir de şöyle bir çizgi çekin. Aa, çok iyi geldi bana falan gibi bir şeye indirgenirse bu mimarlık değil. Tamamdır hocam. Teşekkür ediyorum yorumunuz için de. Ben teşekkür ederim. Ay, bir kez Ektir Özkan'la kaldırmıştı. Evet. Ben öncelikle dedikleriniz aslında biraz destek olması açısıyla bir şeyler söylemek istiyorum. Ben mimarlığa önce Adana'da başladım. Adana'da bir üniversiteye gidiyordum ve hiç fikrim olmadan gitmiştim. Aslında babamın isteğiyleydi birazcık. Ve öğretmenlerin bize yaklaşımı açıkçası çok korkutuyordu beni. Ve daha birinci sınıfı, mimarlık hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ve mesela 100 kişiyle bir sınıftayız ve 100 kişi aynı sınıfta sınav olurduk. İşte hoca, o dersin hocası gezinirdi. İşte böyle başımıza dururdu. Yarım senin adın ne? Evet bu.
bu üniversitede işte daha bir sürü bölüm var, onlara gitmeyi düşünür müsün? İşte bilgisayar mühendisliği kaç puandı? Hani sizden düşüktü, oraya gidebilirsiniz. Hani böyle yani sınıf içerisinde böyle sesli yorumlar yapardı ve ya bana da gelmişti o yorum ve çok kötü hissetmiştim o zamanlar ve mimarlıktan gerçekten nefret etmeye başlamıştım. Mesela temel tasarım dersleri tamamen benim için böyle kabustu çünkü hocam mesela atıyorum ritimle ilgili bir konu verdi. İşte ritimle bir kompozisyon oluşturun. Hemen Pinterest'ten açıyordum. İşte bir kopya oluşturuyordum. Yani direkt gördüğüm bir görselin kopyalı. Hani hiç kendinden bir şey katmıyordum ve o dersi kendinden bir şeyler oluşturarak aslında anlamaya çalışmıyordum. Sonra bıraktım tabii ki mimarlığı ve sonra tekrardan bir şans vermek istedim. İkinci üniversite tekrar başka bir şehirde. Tekrar üniversite mimarlığa gittim. Bu sefer tek gayem başarılı olmaktı. Ders veriyorlar. Tamam ben bunun hepsini alacağım ve başarılı olacağım. Hani yine kendime bir şeyler katmıyordum ama o dönemde aslında bana biraz yardım dokunan oyunlardı. Dediğiniz gibi Minecraft ve birçok oyun. Hani onu bu zamana kadar mimarlıktan öğrendiğim şeyleri hani o oyunda görmek